Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili Lalegül TV izleyenleri, 22. dersimize inşallah bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son dersimizde Emsile-i Muhtaride'ye başlamıştık. 2 ders olmuştu. Emsile-i Muhtaride'de kaldığımız yer fiil-i mazinin malum ve meçhul çekimini yapmıştık. Elibi tanımıştık. Fiil-i mazinin malum meçhul çekimini yapmıştık. Fiil-i muzari'yi yapmıştık. Fiil-i muzari'yi yapmışken nefihal ve nefi istikbalin muttaride çekimi, yani zamirlere, faile göre, özneye göre şekil alması, parmaktaki yerleri fiil-i muzari ile birebir aynı olduğu için onları da fiil-i muzari ile beraber yapmıştık. Neydi nefihal? Ma yansuru. Nefi istikbal neydi? La yansuru. Yani yansuru, ma yansuru, la yansuru'yu beraber yaptık. Çünkü çekimleri, malumleri, meçhulleri birebir aynı. Sadece başında bir ma var, başında bir la var. Onları da bitirmiştik. Şimdi bu dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Arapça dersleri diye başlamıştık. Emsile, sarf ilmine başlamıştık. Emsile ile beraber başlamıştık. Bütün Arapçanın temeli buydu. Muhtelife ve Muhtaride diye ikiye ayrılıyordu. 24 kalıp, Muhtaride ise, Emsile-i Muhtelife 24 kalıp, Muhtaride ise o 24 kalıbı tek tek ele alarak nasıl karşınızdakine nasıl hitap edeceğinizi size gösteren bir ilim çeşidiydi. Emsile-i Muhtaride diye başlamıştık. En son ne yaptık? Önce fiilleri yapıyoruz. Emsile-i Muhtelife çekiminde 24 kalıp vardı. Bakın nasara yansuru, nasran, nasirun. Biz nasara yansuru'yu yaptık. Nasran, nasirun, mansurun isim kısmını atladık. İsmi, fail, ismi, mef'ul, mastarı atladık. Evet. Şimdi fiil-i muzari cehdi mutlak. Önce fiilleri bitirelim, ondan sonra isimlere başlayacağız. Fiil-i muzari cehdi mutlak. Hatırlayalım, kalıbımız neydi? Fiil-i muzari cehdi mutlak. Geçmiş zamanda kayıtsız bir şekilde bir işin olmadığını ifade etmek. Fiil mazinin tersiydi. Nasara yardım etti demekti. Evet. Lem yansur yardım etmedi demekti. Geçmiş zamanda yardım etmedi demek. Lem ne yapıyordu? Sonu cezmediyordu. Bakın fiil muzari var burada ama sonu cezm olmuş. Lem yansur olmuş. Yani sonunu cezmetmiş. İşte sonu cezmedildiğinden dolayı çekimi değişecek. Aynı fiil muzari gibi olmayacak çekimi. Orayı göreceğiz zaten. Lem yansur yardım etmedi demek. Malum çünkü. Kimden bahsediyor? Yardım etmeyenden bahsediyor. Kim sorusunu soruyoruz. Yardım etmeyen o. Kimse artık. Evet. Şimdi bunun parmaktaki çekimini görelim. Lem yansur. Fiil-i muzari cehdi mutlak. Ne demekti aslında? Nasara'nın tam sarısı. Nasara yardım etti. Lem yansur yardım etmedi demek. Eldeki çekimine bakalım. Yardım etmedi bir erkek. Etmedi derken zaten kimden bahsediyoruz? Üçüncü tekil şahıstan. Yardım etmedi bir erkek. Arapçada nasıl ifade ediliyor? Bakın lem yansur. Yani parmağımızın şurasına koyuyoruz. Lem yansur yardım etmedi bir erkek. Şimdi inceleyelim. Cehdi mutlak kalıbı. Müfret, müzekker, gaib ve malum. Doğru mu? Müfret çünkü ne demiştik? Burası hep müfret. Müzekker çünkü ne demiştik? Bu parmak ve bu parmak müzekker. Gaib ne demiştik? Şu iki parmak gaib, bu iki parmak muhatap. Müfret, müzekker, gaib ve malum. Çünkü lem yansur. Değil mi? Lem yansur malum. Yardım etmedi. Bir erkek. İki erkekse yardım etmeyen. Tesniye ise, ikilse yardım etmedi iki erkek. Lem yansura. Bakın lem yansur normalde yansuru yansurani idi. Şimdi lem yansur, lem yansura. Sonundaki nun düştü bakın. Fiil muzari olsaydı yansurani olacaktı. Bu lemin geldiğinde etkisi bu işte. Bakın lem ne yapıyordu? Fiil muzari'nin sonunu cezmediyordu. İşte tesniyede de fiil muzari'nin sonundaki nunu düşürüyor gördüğünüz gibi. Lem yansur artık ne oldu? Çekimi farklı olduğu için özellikle dikkat etmek lazım. Lem yansur, lem yansura oldu. Lem yansurani olmadı. Lem yansura oldu. Lem yansura. İki erkek yardım etmedi geçmiş zamanda. Lem yansuru üç erkek geçmiş zamanda yardım etmedi. Peki bir bayansa geçmiş zamanda yardım etmeyen. Lem tansur yardım etmedi bir bayan. Başına bir T getirdik. Yansur tansur oldu. Lem tansura yardım etmedi iki bayan. Lem yansurna yardım etmediler üç veya daha fazla bayan geçmiş zamanda mutlak olarak yardım etmedi. Mesela şuna bakalım. Tesniye, gaibe, doğru mu? Tesniye, gaibe, başka ne diyeceğiz? Tesniye, gaibe ve müennes. Niye müennes? Çünkü müennes parmağında. Niye gaibe? Burası gaibe parmağı. Niye tesniye? Çünkü müfret, tesniye, cemi diye ayırmıştık. Bu parmağımızdaki üç kısmı. Yardım etmeyen sensen. Muhatap konumunda karşımızdakine sesleneceksek sen yardım etmedin. Bana ihtiyacım olduğunda sen yardım etmedin. Arapçada bunu bir erkeğe nasıl söylersiniz? Lem tansur dersiniz. Lem tansur. Gördüğünüz gibi aynı filmuzadaki burası birbirine benziyor. Lem tansur yardım etmedi bir erkek. Lem tansura yardım etmedi. Yardım etmedi iki erkek. Lem tansuru yardım etmedi üç erkek. Gördüğünüz gibi lem tansura, lem tansura, lem tansura aynı filmuzadaki gibi buraların tesniyeleri birbirlerine benziyor. Ama cümle içerisinde kime seslendiğiniz kesinlikle anlaşılır. Lem tansuru yardım etmediler üç erkek. Bir bayan yardım etmediniz siz üç erkek. Burası yardım etmediniz siz iki erkek. Yanlış mana verdik. Lem tansuri ne demek? Lem tansuri sen yardım etmedin bir bayan. Arapçada Türkçeden farklı olarak müzekker müennes ayrımı vardı. Bir bayana erkeğe yardım etmedin derken lem tansur, bayana yardım etmedin derken lem tansuri. Peki aynı şekilde lem tansura iki bayan yardım etmedi. Aynı lem tansur ne? Üç bayan siz yardım etmediniz. Peki üç bayan yardım etmediler nasıl diyeceğiz? Bakın lem yansur ne? Birbirine benziyorlar. Lem tansur ne? Siz üçünüz yardım etmediniz. Üç bayan yardım etmedi. Burada gaibe, burada muhataba. Yani burada üçüncü tekil şahıs, burada ikinci tekil şahıs. Mana farkı var. Peki ben yardım etmedim. Ben geçmiş zamanda yardım etmedim demek için Arapçada neyi kullanacağız? Lem ensur. Bakın fiil muzari ensur gördüğünüz gibi. Ensur yardım ediyorum demekti. Lem geldi başına. Lem ensur sonunu cezmetti. Lem ensur artık ben yardım etmedim geçmiş zamanda manasına geliyor. Nefsi mütekellim vahde. Lem nansur biz yardım etmedik geçmiş zamanda. Nefsi mütekellim ma'al gayr manasına geliyor. Evet fiil-i muzari cehdi mutlak yani fiil-i mazinin olumsuzluk halinin çekimi bu şekilde. Gördüğünüz gibi fiil-i muzari'de lem mesela fiil-i muzari çekimi yapalım. Yansuru yansurani yansurune olacaktı. Burada gördüğünüz gibi lem yansur, lem yansura nunu düşürdü. Lem yansurune olmadı. Nunlar düştü. Bu lemin kattığı ekstra bir farklılık. Bakın ma ve la yansuru da nefi hal ve nefi istikbal aynı fiil-i muzariye benziyordu. Ama lem ile yani cehd-i mutlak ve cehd-i müstagrak fiil-i muzariye benziyor ama sonları farklı. Lem yansur, lem yansura, lem yansuru, lem tansur, lem tansura, lem yansurne, lem tansur, lem tansura, lem tansuru, lem tansuri, lem tansura, lem tansurne, lem ansur, lem nansur şeklinde fiil-i muzari cehd-i mutlakın malumunun emsile-i muhteride çekimi bu şekilde. Peki meçhulün çekimi, artık meçhulün yapımını öğrenmiştik. Artık bunu biz de yapabiliriz. Ne yapacağız? Fiil-i muzari'nin baş harfinin harekesini merfu yapacağız. Sondan bir önceki harfin harekesini meftu yapacağız. Ortaya ne çıkacak? Lem yunsar. Bakın lem yansur idi, yansur idi. Ne yaptık? Merfu yaptık. Sondan bir önceki harfin harekesini meftu yaptık. Yunsar oldu. Lem yansur yardım etmedi demekti. Lem yunsar yardım edilmedi, yardım olunmadı bir erkek manasına geliyor. Nasıl yapılıyor? Fiil-i muzari'nin yapıldığı gibi. Gördüğünüz gibi lem yansur. Ne yaptık lem yansuru? Başını merfu yaptık. Bunu da meftuh yaptık. Bakın burada tam tersiydi. Buradakini tam tersine çevirdik. Ne oldu? Lem yansur oldu. Lem yunsar. Böyle olduğu zaman yardım etmedi demekken yardım edilmedi manasına, edilgen manasına geliyor. Burada yardım etmedi, yardım etmeyenden bahsediyorsun. Burada lem yunsar yardım edilmedi, edilmeyenden bahsediyorsun. Yani işi yapandan değil, işten etkilenenden bahsediyorsun. Burada etkileyenden, işi yapandan bahsediyorsun. Malumle meçhulün arasındaki farkı böyle izah etmiştik. Eldeki çekimi, fiil-i muzari cehd-i mutlak, meçhulün muttaride çekimi. Bakın yansurular yunsar oluyor. Lem yansur değil de lem yunsar. Yardım edilmedi bir erkek. Lem yunsara, lem yunsaru, lem tunsar, lem tunsara, lem yunsarne, lem tunsar, lem tunsara, lem tunsaru, lem tunsari, lem tunsara, lem tunsarne, lem unsar, lem nunsar. Mesela şurayı alalım. Lem tunsar. Bakalım tesniye. Bulunduğu parmağa bakalım. Bu ne parmağıydı? Tesniye. Muhataba parmağı, başka erkek mi kız mı müennes. Tesniye, muhataba, müennes, malum mu meçhul mü? Meçhul. Meçhul. Niye meçhul? Bakın fiil-i muzari'nin baş harfinin harekesi merfu, sondan bir önceki harfin harekesi meftuh. Böyle olduğu zaman o fiil meçhuldür demiştik fiil-i muzari. Lem tunsara o zaman siz iki bayan yardım etmediniz. Niye iki bayan dedim? Çünkü iki niye dedim? Çünkü tesniye. Niye bayan dedim? Çünkü bayan parmağı. Niye siz diye hitap ettim? Çünkü muhataba konumunda. Siz iki bayan yardım etmediniz manasına geliyor. Mesela burayı alalım. Lem tunsar, karışık yapalım. Lem tunsar ne parmağı burası? Muhatap parmağı, şu ikisi. Erkek mi kız mı? Lem tunsar, erkek. Lem tunsar, müfret, müzekker, muhatap, meçhul. Müfret, bir erkek. Müzekker, erkek dediğimiz gibi. Muhatap karşımızdakine sesleniyoruz. Çünkü bu parmaklar muhatap parmağı ve meçhul. Çünkü lem tansur değil. Lem tansur desem sen yardım etmedin. Lem tunsar sen yardım edilmedin şeklinde edilgen bir mana vermiş oluyoruz. Evet, fiil muzari cehdi mutlakın meçhul çekimi de bu şekilde olmuş oluyor. Fiil muzari cehdi mustarak hiçbir farkı yok. Cehdi mutlakla cehdi mustarak aynı, bir mana farkı vardı. Hatırlayın. Lem yansur yardım etmedi demekken lemma yansur henüz yardım etmedi demek. Evet, başına bir tane lemma, lem artık ne oldu? Lemma oldu. Henüz manası eklendi. İkisi de lem yansur, cehdi mutlak ve cehdi mustarak ikisi de geçmiş zamanda olumsuzluk manası ifade ediyor. Bir tanesi mutlak bir şekilde yardım etmedi. Diğerinde ise henüz şeklinde bir kayıt geliyor. Henüz yardım etmedi manası geliyor. Bu da fiil-i muzari cehdi mustarak. Çekimi aynı. Cehdi mutlakın çekimi gibi hiçbir fark yok. Sadece lem ne olmuş? Lemma olmuş. Lemma olmuş. Lemma yansur, lemma yansura, lemma yansuru, lemma tansur, lemma tansura, lemma yansuruna, lemma tansur, lemma tansura, lemma tansuru, lemma tansuri, lemma tansura, lemma tansuruna, lemma ansuru, lemma nansur. Mesela bir tanesini ele alalım. Lemma tansuru, bir kere cehdi mutlak mı, cehdi mustagrak mı? Mustagrak. Niye? Çünkü lem değil lemma. Şimdi cehdi mustagrak ilmi açıdan inceliyoruz. Cemi yeri, burayı inceliyoruz. Muhataba, müennes, cemi, müennes, muhataba. Cemi, müennes. Çünkü müennes parmağı bu parmak, şehadet parmağı. Muhataba çünkü muhataba konumunda. Meçhul. Niye meçhul? Bakın. Lemmâ tunsarne olmuş çünkü. Özür diliyorum. Malum niye? Lemmâ tansurne. Lemmâ tansurne. Lemmâ tansura, lemmâ tansurne. Ne olmuş? Evet. Malum olmuş. Yani ne demek? Yardım, siz bayanlar, üç bayan henüz yardım etmediniz manasına geliyor. Evet. Peki malumunun çekimi aynı. Aynı meçhulün çekimi de aynı. Nasıl yapacağız? Lemmâ yansuru, lemmâ yunsara olacak. Ne yapacağız? İlk harfin harekesini merfu yapacağız. Fiil muzari'nin ye, yu oldu. Yansuru idi. Burası merfu idi normalde. Bunu da meftuh yaptık. Artık edilgen bir mana, meçhul bir mana elde ettik. Henüz yardım etmedi artık ne oldu? Henüz yardım edilmedi manasına geliyor. Lemmâ yansur, lemmâ yunsar. Henüz yardım edilmedi manasına geliyor. Çekimi de aynı. Cehdi mutlakın meçhulünün çekimi. Lemmâ yunsar ne demekti? Lemmâ yansur yardım etmedi henüz bir erkek. Lemmâ yunsar henüz yardım edilmedi bir erkek manasına geliyor. Lemmâ yunsar, lemmâ yunsara, lemmâ yunsaru, lemmâ tunsar, lemmâ tunsara, lemmâ yunsarne, lemmâ tunsar, lemmâ tunsara, lemmâ tunsaru, lemmâ tunsari, lemmâ tunsara, lemmâ tunsarne, lemmâ unsar, lemmâ nunsar. Alalım bir tanesini ele. Mesela bunu alalım. Bir kere cehdi mustagrak. Müennes. Çünkü müennes konumunda. Başka? Müennes, cemi, cemi mi, cemi. Cemi müennes. Gaib mi, gaibe mi? Yani gaib mi, muhatap mı? Bakalım muhatap burasıydı, gaib burasıydı. Gaibin bayan kısmına ne diyorduk? Sonra bir ekliyorduk, gaibe. Cemi müennes, gaibe. Cemi müennes, gaibe. O zaman ne manası vereceğiz? Lemmâ yansurne. Henüz yardım etmedi. Üç erkek manası mı vereceğiz? Hayır. Öyle mana veririz. Bir kere iki yanlış var burada. Henüz yardım etmedi, üç erkek manası veremeyiz. Bir, burası müennes. O zaman bayan. Henüz yardım etmedi, üç bayan. Doğru mana hala doğru değil. Niçin? Çünkü burası malum manası veriyoruz. Henüz yardım etmedi desek kim yardım etmedi? Bayanlar. Bu malum manası olur. Lemmâ yansur ne olur? Burası lemmâ yunsar ne? Yani meçhul. Henüz yardım edilmedi üç bayan manasına gelir. Çünkü burası meçhul. Meçhul manası vermeye dikkat edeceğiz. Çünkü niye meçhul? Bakın ilk harfin harekesi merfu, sondan bir önceki harfin harekesi meftuh olmuş. Lemmâ yunsarne. Evet, cehdi mustagrak, cemi, müennes, gaibe, binayı meçhul diyorlar. Binayı meçhul, meçhul fiil olduğu için bu şekilde ifade ediliyor. Evet, tekid-i nefi istikbal. Bakın, gelecek zamanda kesinlikle yardım etmeyeceğini ifade etmek için kullanılan kalıp. Tekit, kesinlik, kuvvetlendirmek, nefi, olumsuz, istikbal. Gelecek zamanda kesinlikle nefyetmek bir şeyi. La yansuru nefi istikbal neydi? Gelecek zamanda olumsuzluk. Tekidi nefi istikbal gelecek zamanda kesin olumsuzluk. Len yansura kalıbı emsile-i muhtelifeden. Hatırlayalım. Len yansura. Bakın bu daha önce görmediğimiz bir şey yapıyordu. Fiil muzari'nin sonu ne yapıyordu? Yansuru. Ne yapıyordu? Gördüğünüz gibi nasb ediyordu. Len yansura. Ne demek manası? Asla yardım etmeyecek. Gelecek zamanda asla manası veriyordu. La yansuru yardım etmeyecek. Len yansura asla yardım etmeyecek. La len olduğu zaman bir mana asla manası oluyor. İki sonundaki harfin harekesi, ra'nın harekesi nasb olmuş oluyor. Evet, çekimine bakalım nasıl? Aynı cehdi mutlaklar gibi çekimi. Len yansura. Niye yansura? Çünkü len ne yapıyordu? Sonunu nasb ediyordu. Len yansura asla yardım etmeyecek bir erkek. Len yansura. Bakın aynı cehdi mutlak gibi, cehdi musarrak gibi. Len yansurani değil yani, nun yok. Len yansura. Yardım etmediği iki, asla yardım etmeyecek iki erkek. Len yansuru. Asla yardım etmeyecek üç erkek. Lem tansura. Lem tansura. Bakın tansur değil. Tansur, lem gelirse tansur yapar cehdi mutlakta. Len gelirse nasb eder. Len tansura asla yardım etmeyecek bir bayan. Lem tansura iki bayan asla yardım etmeyecek. Len yansuruna üç bayan asla yardım etmeyecek. Len tansura sen asla yardım etmeyeceksin. Lem tansura siz ikiniz asla yardım etmeyeceksiniz. Lem tansurne siz üçünüz, üç erkek asla yardım etmeyeceksiniz. Len tansuri sen bir bayan asla yardım etmeyeceksin. Len tansura siz iki bayan asla yardım etmeyeceksiniz. Len tansurne siz üç bayan asla yardım etmeyeceksiniz. Ben sana asla yardım etmeyeceğim. Nasıl diyeceğim? Ensuruydu. Ben yardım fiil muzarisi ensuru. Başına len gelince sonu nasb ediyordu. Bakın ensuru artık ensura oldu. Len ensura ben asla yardım etmeyeceğim. Gelecek zamanda tekitli mana. Lem nensura biz asla yardım etmeyeceğiz manasına geliyor. Çekimi cehdi mutlak ve cehdi mustagraka çok benziyor. Sadece onlar fiili muzari'nin sonu cezmederken bu nasb ediyor. Tek fark aralarındaki bu. Evet. Fiil muzari tekidi nefi istikbalin malumunun çekimi böyle. Mesela bir tane gene ele alalım. Len yansuru inceleyelim. Cemi müzekker, müzekker parmağı gaib. Cemi müzekker gaib malum. Niye malum? Bakın ilk harfin harekesi meftuh çünkü. Merfu olsaydı, buna nasb olsaydı meçhul derdik. Cemi çünkü cemi, tepeler cemiydi. Başka gaib çünkü gaib parmağı, müzekker çünkü müzekker parmağı. Gördüğünüz gibi o zaman yardım etmeyecekler üç erkek. Gaib neydi? Üçüncü tekil şahıs. Peki bunun meçhulü nasıl? Edilgen yapısı nasıl? Bakalım. Aynı kuralı gene uyguluyoruz. Fiil muzari'nin baş harfini ne yapıyoruz? Merfu yapıyoruz. Sondan bir harfi, önceki harfin harekesini nasb ediyoruz. Zaten son harfin harekesi nasb. Niye? Çünkü len son harfi de nasb ediyoruz. Son iki harfi nasb olacak o zaman. Len yunsara olacak. Len yunsara. Len yansura idi. Len yunsara oldu artık. Bakın bunu merfu yaptık, bunu nasb ettik. Len yunsara, len yunsara, len yunsaru. Len yunsara o zaman ne diyeceğiz? Len yunsara yardım edilmeyecek, etmeyecek değil, edilmeyecek bir erkek manasına geliyor. İnceleyelim. Müfret, müzekker, gaib, binai meçhul. Meçhul, meçhul fiil yani, meçhul bir fiil. Faili olmayan bir fiil. Len yunsara yardım edilmeyecek. Kim yardım etmeyecek? Orası yok. Burada etkilenenden bahsediyoruz. Len yunsara, len yunsaru, len tunsara, len tunsara, len yunsarne, len tunsara, len tunsara, len tunsaru, len tunsari, len tunsara, len tunsarne, len unsara, len nunsara. Ben asla yardım edilmeyeceğim, biz asla yardım edilmeyeceğiz. Nefsi mütekellim ma'al gayr, nefsi mütekellim vahde. Peki şurayı inceleyelim. Len tunsari ne demek? Müfret bir kere, müfret mi müfret? Müzekker mi? Hayır değil. Müennes. Niye? Çünkü bu parmak şehadet parmağı müennes parmağıydı. Bakın müzekker, müennes. Müzekker, müennes. Gördüğünüz gibi. Müennes. Müfret, müfret. Çünkü buralar hep müfretti. Müfret, müennes, muhataba. Doğru mu? Müfret, müennes ve muhataba. Meçhul mü, malum mu? Bakalım. İlk harfine bakalım. Merfu. Son harfi. Aslının son harfine bakıyoruz. Ra. Ra'dan bir önceki harfin harekesi meftuh mu? Meftuh. Ne demiştik? Bir fiil muzari'nin baş harfi merfu. Sondan bir önceki harfin harekesi mensupsa. Gördüğünüz gibi o kesinlikle meçhuldür. O zaman mana ne? Sen yardım etmeyeceksin asla bir kadın manası mı? Hayır, değil. Niye? Çünkü sen yardım edilmeyeceksin bir kadın. Meçhul manası vereceğiz. Len tunsari olsaydı sen yardım etmeyeceksin asla bir kadın. Len tunsari oldu. Tensuri değil de len tunsari oldu. O zaman mana ne olacak? Sen bir kadına asla yardım etmeyeceksin değil de edilmeyeceksin manasına gelmiş olacak. Evet. Sevgili Lalegül TV izleyenleri, bu hafta itibariyle artık cehd-i mutlak, cehd-i mustarrak ve tekid-i nefi istikbal çekimleri birbirine benzediği için üçünü beraber yapmış olduk. Geriye çok az kalmış oldu. İnşallah 27 dersle beraber Emsile-i Muhtaride'yi de bitirmiş olacağız. Şimdi gelecek dersimizde inşallah emir sırgalarına, nehi sırgalarına başlayacağız. Fiilleri bitirdikten sonra isimlere yavaş yavaş başlamış olacağız. Evet, Allah Azze ve Celle hepimizden, hepinizden razı olsun. İnşallah haftaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.